gazeteciler, akademisyen dostlarımız da bizlerle beraber. Her zaman destekleriyle bize güç verdiler. Sanatçılar girişimi, Sayın Atol Behramoğlu, çok büyük alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Esir komutanların sevgili eşleri, kardeşleri, evlatları, anneleri, babaları, çocukları, Vardiya Bizden'in kahraman örgütçüleri, bu demektir ki bütün Türkiye, bütün namuslu Türkiye, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bravo. Sevgili arkadaşlar, bir iki ay kadar önce burada yaptığım konuşmada yine sanatçılar girişimi adına demiştim ki Türkiye işgal altındadır. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Ülkemiz işgal altındadır. Diyeceksiniz ki hani nerede yabancı ordu, nerede askerleri? Silivri'de Nemrut Mustafa Divanı padişahın Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını mahkum eden mahkeme orada. Nemrut Mustafa Mustafa Paşa Divanı işgal ordusudur. İşgal ordusudur. Yurtseverlerin üzerine, emekçilerin üzerine biber gazıyla saldıran, panzerleriyle saldıran AKP polisi işgal ordusudur arkadaşlar. Bravo! İşgal ordusu. İşgal ordularını lanetliyoruz. Sevgili arkadaşlar, denizci subaylarımız özellikle bilir, hepimiz az çok biliriz. Deniz ufak ufak kımıldamaya başlar fırtına öncelerinde. Biz sanatçılar bunu hissederiz. Halk tıpkı deniz gibidir. Arkadaşlar burada bir avuç gibiyiz ama inanınız ki halk denizi tıpkı bir fırtına öncesindeki gibi kımıldıyor. Evet. Biz bunu hissediyoruz. Buna inanın. Çünkü adaletsizlik, vicdansızlık, vatan hainliği artık bir okyanusu dolduracak kadar çoğaldı. Ve bu halk okyanusu kımıldıyor fırtına öncesindeki gibi. İnanınız. Biz o fırtınanın öncüleri olacağız. Bizler sanatçılar bu sezgilerle o fırtınanın öncesi olacağız. Ben buradan yargıçlara sesleniyorum. Yüksek yargıçlara sesleniyorum. Ordumuzun dışarıdaki şu anda serbest olan, özgür olan subaylarına sesleniyorum. Bütün aydınlara sesleniyorum. Hukukçulara sesleniyorum. Vatan elden gidiyor arkadaşlar. Vatan elden gidiyor. Bakınız, az önce buradan bize bir şölene davetsiz gelen bir misafir gibi bakan bir surat vardı az önce. O suratı bir pankartla kapattılar. Sağ olsun arkadaşlar. Sağ olsun arkadaşlar. O sözünü ettiğim halk okyanusu, vatan hainlerinin, bu ülkeyi işgal edenlerin bütün sığınaklarını yerle bir edecektir. Vakit varken akıllarını başlarına toplasınlar, adam olsunlar. Yoksa lanetli bir iz bırakarak hem kendileri hem bütün aileleri ve sülaleleri için defolup gideceklerdir. Teşekkür ederim. Atol Behramoğlu'na çok teşekkür ediyoruz duygularını samimiyetle bizlerle paylaştığı için. Şimdi ADD İstanbul Sözcüsü Sayın İlhan Göle'yi davet ediyorum. Sizi çok seviyorum. Aynı şekilde görüşürüz. Sevgili dostlar, sevgili örgütlü arkadaşlarım. Ben bir örgütün temsilcisiyim, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin. Eylemin adı Sessiz Çığlık. Çünkü Atatürk, Türk ordusunu barış için kurmuştu. O barışı sağlamak için güçlü olmak zorunda bir orduydu. Bu barışçı ordudan savaşçı bir ordu yaratmak için, emperyalizmin güdümünde, emrinde bir ordu yaratmak için yurtseverler içeri atılmalıydı. Atıldılar, şaşırmadık.
1980 öncesi darbe yapılması gerekiyordu. Türkiye'yi esir kılmak için, yeşil kuşağın bir parçası yapmak için darbeyi yaptılar. Halkımızı uyandıran aydınların, gazetecilerin öldürülmesi gerekiyordu. Halkımız bilinçsiz kalsın, uyanmasın diye öldürdüler. Ama bugüne kadar Türkiye'yi savunan, kollayan, Atatürk devrimlerini kollayan orduyu yok edememişlerdi. Onu da yalanlarla, ithamlarla hiçbir savaşta vermediğimiz oranda esir aldılar. Kurtaracağız. Balyoz davası başladığı günü hayırlı gün ilan edenler, demokrasi günü ilan edenler bugün o yazdıklarını nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Bugün o dillerini nasıl yutacaklarını bilemiyorlar. Yazdıklarını en uygun yerlerine, dillerini en uygun yerlerine soksunlar. Bu davalar bize bir şey öğretti. Hobi dernekleri gibi olan derneklerimizi örgüt yaptı, ciddi örgütler yaptı. ADD'ler güçlendi, Çağdaş Yaşamlar güçlendi, TGB zımba gibi burada. Bütün sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri örgütlendi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleri stratejilerini iyi kurarlar, planlarını iyi yaparlar. Mustafa Kemal gibi günü geldiğinde onları demokrasiyle devirmeyi bilirler. Devirmeye çağırıyoruz.